AKP ve MHP'nin ortak hazırlamış olduğu seçim yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bu yasanın muhalefeti bölme girişimi olduğunu dile getiriyor ki birçok kişi de zaten bunun farkında. Muhalefetin oylarının yükseldiğini görünce birdenbire yeni bir yasa değişikliğine gittiler. İsmail Saymaz bu köşe yazısında AKP, CHP ve HDP gibi partilerin bu yasadan kazançlı çıkacağını belirtiyor. Saymaz, Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin özellikle altı muhalefet liderinin bir araya gelmesinden ve güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamasından rahatsız olduğunu da öne sürüyor. Özellikle AKP ve MHP'nin muhalefet cephesinin daha da büyümesinden endişe duyacağını belirtiyor ve iki yeni partinin Cumhur İttifakı'na katılacağını öne sürüyor. Bu iki yeni parti de Doğu Perinçek'in Vatan Partisi ile Hüdapar'mış. Yani bu iki parti Cumhur İttifakı'na katılacakmış. Ya Allah İsmail Saymaz'a akıl fikir versin. Gerçekten Allah akıl fikir versin. Neden? Vatan Partisi'nin yüzde kaç oyu var ki Cumhur İttifakı'na eklenmesi durumunda Cumhur İttifakı'na güç katacak? Veya Hüdapar'ın ne kadar oyu var ki Cumhur İttifakı'na eklenmesi durumunda Cumhur İttifakı'nın oyunu artıracak? Şimdi Tansu Çiller'in de bir parti kuracağı ve Cumhur İttifakı'na destek vereceği konuşuluyor. Tansu Çiller'in şu an tabanı mı kaldı ki Cumhur İttifakı'na destek vermesi durumunda Cumhur İttifakı'nın oyunu artırsın? İstedikleri yasa değişikliğini yapsınlar, istedikleri kanun değişikliğini yapsınlar. Millet AKP'nin gitmesine karar vermişse, millet seçimde değişim istiyorsa bunun önüne hiçbir şekilde engel koyamazlar. Yeter ki muhalefet bir çapsızlık yapıp da Erdoğan'ın karşısına hiç olmayacak bir adayı çıkarmasın. Bugüne kadar AKP hangi sayede kazandı? Muhalefetin çapsızlığı, bilinçsizliği, beceriksizliği yüzünden kazandı. Muhalefet kötü olduğu için AKP kazandı. Şu anda bu muhalefete rağmen AKP'nin oy kaybı yaşadığını görüyoruz. İşte AKP'deki panik de bu. Muhalefetin beceriksizliğine rağmen bizim oyumuz nasıl olur da düşüyor diyorlar. O yüzden eleştirileri, tepkileri hiçbir şekilde işe yaramıyor. Gündem bile belirleyemiyorlar. Bugün gündemi değiştiriyorlar. 2 gün sonra tencereyi önünde buluyorlar. Tencere gündemi konuşuluyor. Vatandaşın faturaları konuşuluyor. Vatandaşın maaşı konuşuluyor. Çarşıya, pazara giden vatandaş hayat pahalılığını görünce bunları konuşuyor. İstedikleri kadar gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yine gündemi değiştiremiyorlar. Bugün 6 parti bir araya gelmiş, 6 parti bir masada oturmuş. Bunların hiçbirinin önemi yok. İsterseniz siz 16 parti bir olun muhalefet olarak. Kalkıp da Erdoğan karşısında Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu haricinde birini çıkarırsanız kaybedeceksiniz. O yüzden AKP bu planlar içerisine girerken, yasayı değiştirirken artık aklınızı başınıza toplayacaksınız. Mansur Yavaş'ın veya Ekrem İmamoğlu'nun önüne set çekmeyeceksiniz kardeşim.